Tramvay yanlış yapıldı. Sivas Caddesi bozuldu. Çevre yol eski hastanenin olduğu yerde üst geçit yerine alt geçit yapılabilirdi. Kayseri'mizde alt geçit, üst geçit yeterli. Tramvayın metro olarak yerinin altına geçmesi lazım. Kayseri'de kış aylarının gelmesiyle birlikte trafik yoğunluğu artmaya başladı. Bizler de vatandaşlara Kayseri'deki alt geçitlerin ve üst geçitlerin yeterli olup olmadığını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bildiğim kadarıyla idare eder şekilde, bildiğim kadarıyla. Ha, her tarafını biliyor mu desen, her tarafını bilmiyorum. Ama illaki fazla olmasının zararı olmaz, faydası olur. Peki nereler yapılmasını istersiniz? Ya atıyorum Sümer üst geçidi kapalı oldu mu öbür tarafı dolanmak lazım. Uzağın. Ha, daha yakın yerlerde olursa faydası olur. Yani her kim olursa olsun vatandaş olaraktan hizmetin fazlası iyi olur. Ben şu an yeterli değil. Çünkü ya en ufak bir kaza olsa, bir tıkanıklık olsa trafik alt üst olur. Özellikle hastanecesi, önce devlet hastanesi olduğu zamanlarda çok büyük sıkıntı vardı. Bence ya o ne sıkıntı? Düzeceğini sanmıyorum. Peki sizce nerelere alt geçit ve üst geçit yapılmalı? Bence her yer. Her yer. Kayseri'deki çoğu yere yapılmalı diyorsun. Lazım. Çünkü Kayseri'nin yolları güzel. Üç şeritte. Ama bu bile yetmiyor. Bazı yerlerde yeterli, bazı yerlerde yetersiz. Lakin bazı kısımlarda, yani direkt belirtmek gerekirse, Kartal Kavşağı'na da bir üst geçit yapılırsa daha çok memnun olur vatandaş. Ben buraya 2 aydır geldim. Yani oraya gittiğim zaman bir üst geçitin eksikliğinin zararını gördüm. Yoldan geçmek yerine üst geçit kullanmayı tercih ederim. Genellikle zaten alt geçitler insanların emniyetini sağlıyor. Bu da ne oluyor? Yayaların için, yani yayalara verilen kuralları herkes dinlemiyor. Yani çoğunlukla arabalarla bakıyorsunuz. Yani kırmızı ışıkta bile geçmeye çalışıyorlar. Üst geçitler bizim can güvenliğimizin teminatıdır. Kayseri'deki alt geçitler ve üst geçitler, ben emekli öğretmenim, Sivas Caddesi'nde oturuyorum. Bakınız, yapılan o tramvay yanlış yapıldı. Sivas Caddesi bozuldu. Aslında metro yapacaktı. Bütçesi kadar alttan gideceğiydi. 50 yıl sonra bu tramvay yolu yıkılacak. Bütçen ne kadar oraya kadar yap. Gelen devam ettirsin. Ne anladık şimdi? Alt geçitte, üst geçitte yanlış. Metro yapacaklardı. Metro. Bak, o Sivas Caddesi'ni bitirdiler. Caddeyi öldürdüler. Metro yapsaydın nereye kadar? Bütçem, efendim, bütçemiz müsait değildi. Bütçenin müsait olduğu yere kadar yapaydın. 50 yıl sonra oran bitecek. Ondan sonra tekrar bu masraf boşa gidecek. Yeterli değil. Daha fazla alt geçit olması lazım. Trafik çok yoğun. Serbestleşme için altyapı biraz daha fazla olması lazım bence. Peki sizce Kayseri'de ilk olarak alt geçit nereye yapılmalı? Bana fazla tanımıyorum. Ben yurt dışında kalıyorum. Misafirim burada. Yani yoğun olan yerlerde, trafik yoğun oldukları yerlerde alt geçit olması lazım yani. Mesela burası meydan. Yeterli değil. Üst geçit şehir kültüründe olmaz. Şehir kültüründe alt geçit olur. Gayrimedeni yerlerde üst geçit olur. Peki sizce Kayseri'de ilk olarak nereye alt geçit ya da üst geçit yapılmalı? Şehir merkezinde alt geçit yapılmalı. Üst geçit hiç yapılmamalı. Alt geçitlerde su birikiyor. Yoğun şekilde su birikiyor. Çok sıkıntı oluşuyor. Üst geçitlerde normal yani, benim bildiğim kadarıyla. Bir sıkıntı yok üst geçitlerde. Peki sizce Kayseri'ye herhangi bir yere alt geçit ya da üst geçit yapılmalı mı? Şöyle yani, mesela tramvay meydan kısmı trafiği tıkıyor. Bu alttan geçebilirdi zamanında. Çevre yol eski hastanenin olduğu yerde üst geçit yerine alt geçit yapılabilirdi. Yani hiç gerek yok üst geçite bari. O alttan geçerse daha mantıklı olurdu. Halk olarak görüşümüz böyle bizim. Kayseri'mizde alt geçit, üst geçit yeterli. Trafik yoğunluğu belli saatlerde oluyor. O da iş çıkış ve iş giriş saatlerinde. Onun dışında aksatacak herhangi bir durum söz konusu değil. Çünkü bizim yollarımız geniş. Kayseri için, yani başka şehirlerde ben gezdiğim için biliyorum. Bir hafta oldu Ankara'dan geleli. Yani Ankara'da artık bu çile haline gelmiş durumda. Ama Kayseri'mizde bu mümkün değil. Bu konuda belediye alt üst yapı çalışmalarını gayet net iyi yapıyor. Yani en ücra mahallelerimizde bile yollarımız çok geniş. Böyle sel baskınıydı, bilmem ne gibi durumlar oluşmuyor bizde.
Ama yani dediğim gibi gezdiğim için birçok şehri, ya bu sıkıntı çok büyük. Ama sağ olsunlar yerel yöneticilerimiz bu konuda üstün başarılar var. Kendilerine de buradan bizzat teşekkür ediyorum. Kesinlikle yetersiz. Kayseri Belediyesi güzel çalışıyor ama bence özellikle tramvayın metro olarak yerin altına geçmesi lazım. En başta bence o. Ki yeraltı birkaç tane yapıldı, birkaç tane daha yapılabilir. Peki sizce nerelere yapılması gerekiyor, alt geçit ya da üst geçit? Koca Sinan Bulvarı yapılan iki alt geçit çok rahatlattı. Bunun devamı gelmeli. Ankara'da yapılan çalışmanın çok benzeri yapılabilir. Burada da Sivas Caddesi'nin de aynı şekilde birkaç tane daha yapılabilir. Hatta şu bizim Cumhuriyet Meydanı'nın kesinlikle yerin altında trafiğin olması lazım. Cumhuriyet Meydanı'nın halka açık şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum.